ne göçten kareler görüyoruz burada. İşte utanç treni. İşte burada Todor Zhivkov'un işte tehdidine karşı Turgut Özal da hepsi gelsin diyor. Soydaşlarına kapıyı açıyor. Onu gösteren bir manşet görüyoruz burada. Bulgaristan, Balkanlarda en fazla Türk nüfusun yaşadığı komşu bir ülke. Tabi Bulgaristan'daki Türk varlığı çok uzun süreli bir geçmişe dayanıyor. Ve 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Türk idaresinden çıkmasıyla birlikte azınlık durumuna düşüyor Bulgaristan'da Türkler. Her dönem çeşitli baskılarla karşıladığıyla Türkçe çevireceğimiz bir program başlatıyorlar. Şimdi bu tabi Komünist Parti'nin bu politikası neleri içeriyor? Aslında tamamen kültürel yönden Türkleri asimile etmeye dönük, onların isimlerinin zorla değiştirilmesi, sünnetin yasaklanması, her türlü dini vecibelerinin engellenmesi, tam bir aslında kültürel soykırım denemesi bu. Çok büyük sıkıntılar çekiyor Türk azınlığı. Yani 1984'ün Aralık ayında başlıyor bu hadiseler. 24 Aralık 1984'te ilk defa Türkler Kırcaali'nin süt kesimi mevkiinde bir barışçıl bir yürüyüş tertip ediyorlar. Burada totaliter dönemin güvenlik kuvvetleri havaya ateş açıyor. Doğrudan doğruya bu ilk gösteride insanların üzerine ateş açılmıyor. Fakat 26 Aralık 1984'te Kırcaali'nin Kirli-Benkovski bölgesinde insanların üzerine ateş açılıyor. Hepimizin bildiği işte Türkan Bebek, 17 aylık Türkan Bebek burada annesinin kucağında şehit oluyor. Ertesi gün yani aynı gün ve ertesi gün 26-27 Aralık'ta yine Kırcaali'nin bir ilçesi olan Mestanlı'da sivil halkın üzerine ateş açılıyor. Göstericilere ateş açılıyor. Orada da 7-8 kişi hayatını kaybediyor, şehit oluyor. Yani 14-15 Mayıs 1989'da Şumun ve Silistre bölgelerinde daha çok kadın ve çocukların katıldığı yoğun gösteriler var. Arkasından 19 Mayıs'ta Cebel'de Kırcaali'nin bir ilçesi bir gösteri var. 20-27 Mayıs tarihleri arasında, 20-27 Mayıs 1989 tarihleri arasında çok sayıda gösteri ve yürüyüş tertip ediliyor Bulgaristan'da. Artık Bulgar totaliter güçleri bunlarla başa çıkamayacağını düşünüyor ve bunları sınır dışı etmek istiyor buradaki Türk azınlığı. Tabii Türkiye'de kapılarını açıyor bu baskılar ve bu gösterilerde yine 8 kadar şehidimiz var. Tabii sayısı tespit edilebilenler bunlar. Daha sonra da işte malum 2 Haziran'dan Mayıs 1990'a kadar vizeli ve vizesiz 345.960 kişi ana vatan Türkiye'ye göç etmek zorunda bırakılıyor. Aynı zamanda bu göç 2. Dünya Savaşı'ndan o tarihe kadar Avrupa'da gerçekleştirilen en büyük göç olayıdır. Yani 500-600 yıldır yaşadıkları vatanlarından oradaki Türkler zorla sürülüyorlar. Mayıs olaylarından sonra Bulgaristan Komünist İdaresi Türkleri asimile edemeyeceğini ve bu olaylarla da başa çıkamayacağını anlayınca zorla sınır dışı etmek istiyor. İlk başta Türklerden onlara karşı gelen işte Belene'de ya da işte diğer hapishanelerde olan yatmış olan aydınlardan başlayarak, Türk aydınlardan başlayarak onları işte şu kadar saat içerisinde Bulgaristan'ı terk edeceksiniz diye kısa süre içerisinde sınır dışı etmeye başlıyor. Bu tabii halka da yayılıyor ondan sonra. Zorla işte şu kadar saat içerisinde ülkeyi terk edeceksiniz ve bu insanlar eşyalarını dahi yanlarına alamıyorlar. Bir valizle ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Tabii bu gelişmeler karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti de sınırlarının soydaşlarına açıyor. Tabii Türkiye'ye gelen Bulgaristan Türkleri genellikle işte Trakya, Bursa, İzmir gibi Türkiye'nin batı bölgelerine yerleşiyorlar. Tabii gelen nüfusun önemli bir bölümünün de en az lise mezunu, meslek lisesi mezunu ve üniversite mezunu olmaları dolayısıyla iş bulmaları ya da entegre olmaları topluma çok zor olmuyor. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Devleti de birçok destek sağlıyor soydaşlarına. Bu şekilde bu süreç tamamlanmış oluyor.